Nihat Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, iyiyim. Siz nasıl geçti hocam? 10 günlük süreç? Hocam, verdiğiniz talimatlar doğrultusunda uyarak, ilaçlarımı kullanarak, kremlerimi sürerek, şampuanımı yıkayarak, her gün üzerimi yıkayarak çok rahat bir 10 günlük süreç geçirdim. Evet, yıkamadan hiçbir problem yaşamadığımız anlaşılıyor zaten. Saç ekimi işleminin üstünden 10 gün geçmiş. Bir kabuklanma süreci oluşuyor ve bu kabuklanmayı temizlemek için 10 güne ihtiyacımız oluyor. Şu anda iyice iyileşmiş görüyorum ben. Kabukları temizledikten sonra o tutunan kökleri, saç köklerini gayet güzel ve net bir şekilde görebileceğiz. Başlıyoruz o zaman. Bu losyonu sürdükten sonra 45 dakika kadar bekleyeceğiz. Bu bizim son işlemimiz bu arada. Kabuklar döküldükten sonra artık losyonla bir işimiz olmuyor. Normal yıkama sürecine geçebilirsiniz. Yani günlük hayatta nasıl yıkıyorsanız o şekilde yıkamaya devam edebilirsiniz. Hocam, peki nasıl bir şampuan kullanmanı tavsiye edersiniz? İçinde paraben, SLS, sülfat olmayan, daha organik, dermatolojik testlerden geçmiş, boya, alkol içermeyen, daha doğal içerikli şampuanlar önereceğim ben size. Peki hocam. Bunları kullanabilirsiniz. Doğal sabunlarla yıkayabilir miyiz? Sabun asidiktir. Yani içeriğinde asit vardır. Bu süreçte şimdi cerrahi işlemden yeni çıktığınız için cildin tahriş olma olasılığı çok yüksek. Üstünden 2-3 ay geçtikten sonra cilt kendini iyice toparlasın. Ondan sonra eğer uygunsa sabun kullanmaya geçiş yapabilirsiniz. Bazı sabunların asit oranları yüksek olduğu için ciltte dediğim gibi kepeklenme, kabuklanma yapabilirler. Losyonu sürdük, bekliyoruz ve 45 dakika sonra kabuk dökme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Evet, losyonun bekleme süresi tamamlandı. Şimdi kabukları temizleme işlemine geçeceğiz. Zarar vermeden yumuşak bir şekilde süpürme yöntemi. Hoş geldiniz Nihat Bey. Nasılsınız? Nasıl geçti? Hoş bulduk hocam. İyiyim. Hocam, güzel geçti. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hocam, ben sizi alıştırdım. 10 gün yoktum. 13 gün yoktum buralarda. Gelmediniz yanınızda. Bu 10 günlük süreçte neler yaptık? Nasıl geçti evdeki uygulamalar? Bir problem oldu mu? Hocam, bu 10 günlük süreçte verdiğiniz talimatlar, uygulattığınız teknikler sayesinde
Beyberdiz losyon, krem bunları kullanaraktan tedavi bakarak artık koruyaraktan saçımı güzel geçti. Evet, söylediğiniz her şeyi harfiyle uygulamış yaptım. Gibi görünüyorsunuz yaptım zaten. Yaptım hocam, her şeyi yaptım. Bu sırada darbe almamaya çalıştım kafaya. Korumaya çalıştım. Beyberdiz şapkayı kullandım. Güneş ışığından korudum, soğuktan korudum kafamı. Dikkatli şekilde yapmaya çalıştım. Ve sonra işte size geldim. Aynen. Şimdi biliyorsunuz zaten bizim için bu 10 günlük süreç en önemli, en kritik süre. Köklerin tutunma süresi anlamına geliyor. Kabukları da 10 günden sonra o yüzden temizlemeye çalışıyoruz. Kabuk dökme işlemimiz zaten sona ermişti. Bu bizim kabuk dökme işleminden sonraki kontrolümüz açıkçası. Kökler nasıl tutunmuş, iyi tutunmuş mu, dökülen var mı, şok dökülme başlamış mı? Bir yandan hem onları kontrol edeceğiz hem de derinin iyileşme süreciyle ilgili bir bilgi edinmiş olacağız bu arada. Hocam peki tutunamayan kökler... Yani yerine bir şey olur mu yoksa eskisi hali gibi olur mu? Tutunamayan saatsiz. Köklerin yeri boş kalır ama yakından muayene ettiğimde anlayacağım. Bence bizim ektiğimiz bütün saçlar tutmuş görünüyor. Arada boşluk yok. Üçüncü haftadan sonra şok dökülme başlayınca o ekilenlerin tamamını dökülmüş olarak göreceksiniz. Üçüncü aydan itibaren de yani bir 80-90 gün bittikten sonra da ekilen saçlar yavaş yavaş tek tek çıkmaya başlar. Biyolojik saatleri de bir olmadığı için tabii ki o saçlar giderek yoğunlaşır. Yani bir ay sonra bir önceki aya göre daha yoğun hissedersiniz aynaya baktığınızda. Hocam peki çevremden şöyle bir sorular geliyor. Ben de benim de kafama takılan bir soru var. Evet. Benim bu arkadan yandan aldığınız köklerin öne diktiniz bunları. Peki o kökler şu an orada kök olacak mı olmayacak mı nasıl? Şu anda da gördüğünüz üzere... Orada tamamen eksiklik bir kapanma yok. Tamamen bir kapanma söz konusu olmuş. Bir miktar tabii ki bir kayıp ve zayıflık hissedersiniz. Çünkü neticede orada kökten yani derinden saç kökü alıp yeni yerine transfer ediyoruz. Ama doğal olarak homojen bir şekilde tamamen kapanma olmuş. Olmuş. Orada bir açıklık kalmayacak merak etmeyin. Hocam bir tane daha var böyle eşimin sormamız istediği şeyi. Nasıl bir şampuan kullanmak gerekiyor? Nasıl bir sabun kullanmak gerekiyor? Bunları bastırarak mı yoksa püskürterek mi? Kullanım şekli nasıl olacak hocam? Şöyle söyleyeyim ben. İlk etapta tabii ki hassas bir süreç olduğu için ilk 2 ay, 3 ay saç derisindeki o hassasiyet devam ediyor. O hassasiyet için SLS, paraben, sülfat, içinde alkol ve boya içermeyen daha doğala yakın dermatolojik testlerden geçmiş şampuanları öneriyoruz. Bu şampuanları kullanırsanız kafa deriniz zarar görmez. Bizim size verdiğimiz de zaten aynı şekildeydi. Losyon kullanımıyla artık işimiz bitti çünkü kabuklar sona erdi. Kafa derisi kendiliğinden artık kalan iyileşmeyi sürdürecektir, devam edecektir. Normal şampuanlamayı da size verdiğimiz talimatta uyguladığınız gibi uygulamaya devam edeceksiniz. Peki hocam, benim şimdi yanlarım ve arkalarım çok çabuk uzayan bir saç şekline sahibim ben. Önler fazla uzamasa da yanlar arkalar çok sık uzadığı için ben çok sık tıraş oluyorum. Yani 20 günde bir tıraşa giderim. Berber genelde bize makineyle tıraş ediyordu. Şimdi mesela nasıl tıraş olmam gerekir? Makasla mı, makineyle mi? İlk 2 ay tabii ki makineyle yasak. Makasla uzayan bölgeleri eşitleyebilirsiniz, aldırabilirsiniz. Üst bölgeye zaten 6 ay dokundurmuyoruz kesinlikle makineye. 6 ay hiç sadece makasla kısaltma yapacağız. Makasla kısaltma yapabiliriz. Evet evet yapılabilir. Makine kesinlikle yok dediniz. Makine ilk 2 ay donör bölgesine yani kök aldığımız bölgeye, 6 ayda ekim bölgesine dokundurmuyoruz. Dokundurmuyoruz. Evet. Tamam hocam. Evet şimdi muayeneyi yaptık. Bu 10 günlük süreçte gerçekten çok iyi bakmışsınız. Kabukları döktük zaten biz. Ve temizledik. O alanda herhangi bir boşluk görmüyorum ben. Hem saçın açıları hem yoğunluğu gayet düzgün. Tam istediğimiz gibi olmuş. Kafanın arka bölgesinde muayene ettiğimde ki gördüm. Orada herhangi bir boşluk oluşmamış. Tamamen kapanma gerçekleşmiş. Herhangi bir sivilcelenme ve kızarıklık da yok. Bu 10 gün içerisinde olabilecek en hızlı şekilde açıkçası iyileşmiş. Evet. Yani güzel bir netice almışız. Peki hocam spor yapabilir miyim ben? Sporu da 6 hafta sonraya erteliyoruz. Böyle yoğun terlemeli, yoğun kondisyon gerektiren bütün aktiviteleri 6 hafta sonraya aktaracağız. Saç ekimi son 6 hafta sonra. Aynen. Hafif yürümeye başlayabilirsiniz bu arada. Onda sakınca yok. Ama 6 hafta sonra hamam, havuz, sauna, spor gibi, ağır kaldırmak gibi bu tarz egzersiz ve aktiviteler 6 hafta sonra daha güvenli hale gelecek. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Peki gelen tepkiler nasıl? Hiç onları konuşmadık. Hocam, ne düşünüyorlar? Hocam tepkiler müthiş. Şöyle söyleyeyim. Yani eşi bildiği için onlara yana sıkıntı yok ama çevremdekiler bilmedikleri için ya Nihat Bey sende bir değişim var ama anlayamıyoruz. Ya sende değişiklik var bir şey olmuş ama tüm çözemedik falan diyorlar.
Yani ben de burada ne kadar doğal bir hekim olduğunu anlıyorum sizin hocam. Teşekkür ederim size bu konuda. Evet, gerçekten güzel olmuş. Size de yakışmış. Hocam, saç çizgisi çok uygun görünüyor. Evet, aynaya baktığımda ben bile fark ediyorum kendimdeki değişimi. Diğer insanlar tabii uzun zaman beni görmedikleri için anlayamıyorlar. Hocam, kendime bir özgüven geldi. Kendimi daha rahat, daha böyle özgüvenli hisseden bir insan oldum. İnsanlar da bana farklı gözle bakmaya başladılar hocam. Diyorlar ki ya sen ne kadar değişmişsin, güzelleşmişsin, benziyorlar, saçları falan, hani böyle miydin sen? Anlatıyorum insanlara. Herkes hayran bakıyor hocam. Güle güle kullanın yeni saçlarınızı. Biz de gayet güzel bir şekilde neticelendiğini görüyoruz. Şimdi ilk kontrolümüz çok iyi bir sonuç verdi. Yani ekilen saçlardan, kök alınan bölgeden herhangi bir problem olmadığını görüyoruz. Bir sonraki kontrole kadar bu şekilde size verdiğim talimatlara aynı şekilde uymaya devam edeceksiniz. Başka da herhangi bir problemimiz yok şu an. Hocam, verdiğim talimatlar var. Hani ilaçlar kullanmam gereken, bir yıl boyunca kullanmam gereken ilaçlar var. İşte losyonu falan bıraktık ama dediğim gibi yıkama falan gösterdiniz evet, bana. Evet. Onları aynen devam ediyorum ben aynı bir yıl boyunca. Aynı şekilde devam edeceksiniz. Ha. Bir sonraki kontrole kadar herhangi bir değişiklik yapılacaksa zaten kontrol esnasında ona birlikte karar vereceğiz. Tamam hocam. Şu an için her şey yolunda görünüyor. Teşekkür Tekrar ederim güle hocam. Güle kullanın saçlarınızı. Sağ olun hocam. Sizin sayenizde oldu. Bu kadar doğalını ben de beklemiyordum şahsen. İlla diyorum ben bir farklılık falan olur veya hani renk değil ama insanın kendi saçını öne ekince hiç farklılık olmuyor. Artık bir de ekim de güzel olunca. Yani çevremden çok olumlu tepkiler aldığım için çok mutluyum. Çünkü olumsuz tepkiler alabilirdim eğer ekim iyi olmasaydı falan. Hocam kendimi daha yakışıklı hissediyorum sayenizde. Teşekkür ederim hocam. Biz size teşekkür ederiz. Ne demek? Ayağınıza sağlık. Hocam. Siz de iyi ki geldiniz. Merhaba. Merhaba. Kliniğimize hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Buraya gelince biraz daha keyifli oldum. Ah, çok sevindim. Benim ismim Doktor Sultan Şirvan Tüy. Medikal estetik doktoruyum. Siz de bildiğim kadarıyla zorlu bir süreçten geçtiniz. Evet. Ve bize geldiniz. Zorlu ve komik değilim isterseniz. Kısaca süreci bilmek ve sizi tanımak isterim. Tabii ki. Ben Ebru Keskin, pasta tasarımcısıyım ve bir butik pastaneyi işletiyorum Bakırköy'de, İstanbul Bakırköy'de. Tabii meslek pastacılık olunca paralelinde yan etki olarak kiloyla alakalı şeyleri de barındırabiliyor. Birkaç aydır sevgili Seda Hanım'la çalıştık. Zorlu, komik, yani enteresan şekilde birbirimizin sınırlarını zorladığımız bir süreç. Ama nihayetlendi, çok şükür. Çok da güzel nihayetlendi. Şu anda buradayız. En azından bedende yapabileceklerimizi yaptık. Evet. Yüzde ne yapabiliriz? Ne olabilir? En sağlıklı şekilde, en doğal şekilde ne yapılabilir? Bunun için de buraya geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tekrar. Bizim tabii her hasta için özel tasarladığımız, özel reçeteler oluşturduğumuz tedavi planlamalarımız var. Sizin için de biraz sonra fotoğraflarınızı çekeceğiz, cildinizi analiz edeceğiz. Sonrasında da yapacağımız işlemleri tek tek sıralandıracağız. Ama öncesinde şöyle genel manada baktığımda yüzünüze bazı şeylerin öncelikli olduğunu görüyorum. Örneğin alın çizgileri, kaş ortasındaki çizgilenmeler, belki kaşların biraz yükselmesi, göz kapaklarının ağırlığını azaltabilmek adına da sizin için üst yüz bölgesinde özellikle botoks uygulamasını uygun buluyorum. Akabinde de cildin parlaklığını artırabilmek, cilt kalitesini artırabilmek, cilt altındaki kolajenlerin aktivitesini artırabilmek için altın iğne uygulamasını çok seviyorum. Dünyada genelde farklı marka isimleriyle bilinenler var ama tabii burada onları telaffuz edemeyeceğim. Genel manada da RF microneedling denilen mikro iğneleme sistemi. Ucunda da yüksek enerjili radyo frekansı olduğu için cilt altındaki kolajeni uyarıp yeni peptitlerin sentezlenmesi hem lifting efekt hem de cildin üst tarafında yeniden parlaklığın alınabilmesi için dermis ve epidermis düzeyinde yenilenme sağlayacaktır. Ben sıradan halk insanıyım yani. Bu konuyla ilgi olarak da bilgi olarak da çok fazla teşviki mesaim yok. Size birkaç soru soracağım. Tabii, çok buyurun. Basic düzeyde sorular Tabii. soracağım. Birincisi bu bahsettiğiniz şeyler yüzdeki etkisi ne olacak? Yani evet Ebru Hanım, ben bunu yaptıktan sonra yüzünüzde şunları hissedeceksiniz veya şöyle minik değişiklikler olacak.
Birincisi bu. İkincisi acı var mı? En kritik soru. Medikal estetiğin en kritik sorularından biri. Çok haklısınız. Cildinizde, cildin üst tarafında bir parlama, bir nemlenme hissini fark edeceksiniz. Aynı zamanda da dediğim gibi cilt altındaki asıcı ligamanların, kolajenlerin yenilenmesini sağlayacağı için bir lifting efekt de fark edeceksiniz. Tabii ki bu cerrahi kadar belirgin bir lifting efekt olmayacak ama sizi memnun edecek, cildinizdeki farkı anlayabileceğiniz bir lifting efekt olacak. Diğer taraftan ağrı konusuna gelirsek de iğnelerimizin boyutları cihazlarımızda ayarlanabilir. İstediğimiz derinliğe kadar gidebiliyor. Arefin ucunda ise cildinize bir ısı vererek ısı hissedeceksiniz. Çok ciddi bir ağrı değil. Tolere edilemeyecek bir şey değil. Zaten bunun ayarı da bizim elimizde. Birlikte yaparken eş zamanlı, eş güdümlü. Efendim burada çok ağrı çektik. Bir tık altı. Hayır, ağrıyı tolere edebiliyorum. Bir tık üste çıkarabileceğimiz anladım. Enerji ve derinlik seviyeleri olacak. Anladım. Bir diğeri de son olarak bir planlamam daha var sizinle ilgili. Tabii bunları sürecin içerisinde belki birkaç tane daha dokunuşla arttırıp azaltma ihtimalimiz var ama bir de benim naçizane dolgu tavsiyem olacak. Küçük birkaç dokunuşla dudak kenarlarındaki maruenet hattının boşalmasından kaynaklı orada bir karanlık gölge imajı oluşmaya başlıyor. Bir parça o bölgeye dolgu koymak sizi daha mutlu, daha fresh, daha taze bir hava verecektir. Onu öneriyorum. Biraz da dudaklarımız ince. Birkaç dokunuşlu dudaklara yapabilirsek çok abartılı olmayacağına söz veriyorum. Şimdi kabul ediyorum. Dudak konusunda uzun soluklu bir sürece ihtiyacım olduğunun farkındayım. Ama o kadar sabrım yok açıkçası. Yani daha kısa vadede ne yapabiliriz? Bir şey daha soracağım. Buyurun. Bu bahsettiğiniz hala telaffuz etmekte zorlandığım işlemler. Atıyorum mesela o işlemi yaptıktan sonra ben evet işlem bitti, işte o kızarıklıklar geçti ve ben aradaki farkı anladım mı diyeceğim. Yoksa atıyorum 3 hafta sonra mı anlayacağım, 4 hafta sonra mı anlayacağım? Bunlar benim cahilliğimle alakalı. Estağfurullah, estağfurullah. Aydınlanma ihtiyacım. Tabii ki ya bizim görevimiz zaten bu bilgileri size en doğru şekilde iletebilmek. Her işlemin karşılığını alacağınız süreçler farklıdır. Örneğin dolgu yaparız herhangi bir yüzünüzün herhangi bir yüz bölgesine. Dolgudan sonra birkaç gün ödem, şişlik, bazen bir haftaya uzar ama her zaman uzamaz. Biraz bu kişinin kendi dokusuna göre de değişebiliyor. Birkaç gün şişlikten sonra efektin çoğunu görürsünüz. Botoks'ta ise biz kontrolü 14. gün yapıyoruz. Yani botoks işlemi uygulandıktan 3-4 gün sonra cilt altında çalışmaya başlayacak, kaslara etki etmeye başlayacak. Gerçek sonuç 14. günde ortaya çıkmış olur. Diğer taraftan altın iğne gibi cildin altında yaptığımız işlemlerde ise cilt altındaki mevcut kolajenin ve peptitlerin tetiklenip yeniden oluşmaya, daha kalitelisi, daha niteliklisi oluşmaya başladığı için bu öyle bir süreçtir ki birinci gün dokunduğumuzdan itibaren takip eden 3-6 aya kadar cilt yenilemesi cilt altında devam eder ve sonuçlar kalıcıdır. Örneğin botoksun süresi 4-6 ay içerisinde geçerken yaptığımız altın iğne ve cilt ortasına yapılan genel olarak biz o işlemleri aslında mezoterapi deriz. Bu işlemlerin süresi sonsuza dektir aslında sizinle beraber. Örneğin sizin cilt yaşınızı 5 yaş geri aldıysak bundan sonra siz hep o 5 yaş geriden tekrar yaş almaya devam edersiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. O zaman Ebru Hanımcığım şimdi fotoğraflarınızı almak üzere sizi işlem odasına alacağız. Tamam. Ondan sonrasında da ne diyoruz? Değişim başlasın. Evet Ebru Hanımcığım, şimdi yavaştan işlemlerinize başlayacağız. Evet. İlk dokunuş olarak botoks yapmayı düşünüyorum. Çünkü botoksun zaten etkisini 15 gün sonra göreceğiz. Tamam. O yüzden birinci noktada çok minik dokunuşlarla, çok incecik iğnelerimle botoksu üst yüz bölgesine uygulamaya başlayacağım izniniz tamam. olursa. Güzel gözlü, doktora güveniyorum. Çok mersi, çok teşekkür ederim.
Ebru Hanımcığım, botoks işleminizi bitirdik. Üst yüz bölgesi için inşallah kalkık kaşlarımız, kırışıksız bir alnımız, kırışıksız göz kenarlarımız olacak bir 10 gün kadar sonra. Tamam. Biz bu arada eş zamanlı olarak altın iğne işleminde alt yüz bölgesinde mini bir lifting efekt elde edebilmek için birazdan uygulamaya başlayacağız. Altın iğne cihazımızın uygulama probu budur. Probun ucunda 25 tane küçük içinde radyo frekans enerjisi bulunan iğne bulunmaktadır. Bunlar cilt altınızda etkilerin başlaması için çalışacaklar. İzniniz olursa altın iğne işlemine başlayacağız. Başlayalım. Ebru Hanımcığım, altın iğne işlemini de bitirdik. Evet. Nasıldı? Rahat mıydınız? Gayet iyiydi. Oh, çok sevindim. Ben yaşamadım yani. Çok sevindim, çok sevindim. Önce 25 iğneden bahsedince ne olacak falan diye düşündüm ama olmadı. Yok yok. Zaten anestezik kremi uyguluyoruz. Hissi olabildiğince azaltmak için cildinizdeki. Şimdi hazır anestezi etkisindeyken beraberinde dolgularımızı da yapalım. Tamam. Bahsettiğim gibi dudak kenarlarındaki marijuana tatlına biraz dolduracağız. Birazcık belki elmacık kemiklerine yapabiliriz. Bir de dudak dolgusunu da hafif, çok fazla belirgin olmayacak şekilde hem bir dudak gençleştirme, biraz dudağı dışa doğru çevirme, çok azıcık da bir volüm vermek için işleme başlıyoruz izniniz olursa.